Bu dersteki amacımız eğer Power BI tecrübemizin henüz başlangıç aşamasındaysak Power BI ekosisteminde baştan sona topoloji olarak ne var, interface olarak ne var onu tanımak. Power BI desktop'ı kurup kullanmaya başlamadan önce bir topolojiye göz atalım. Bu gördüğünüz çizimde sol taraf Power BI Desktop, sağ taraf Power BI.com bulut servisi. Burası ise bizim veri modelinde kullanacağımız veri kaynaklarının olduğu bölüm. Power BI Desktop tek bir uygulamaymış gibi gözükse de aslında üç farklı katmanı barındırıyor. Hem ETL katmanı, hem veri modeli katmanı, hem de raporlama katmanı. 3 farklı katman tek bir uygulama altında. Biz bir veri modeli altında, aynı veri modeli altında farklı kaynaklardan gelen verileri harmanlıyor olabiliriz. Kullandığımız dosyalar aynı model içerisinde bir CSV'den geliyor olabilir, Excel'den geliyor olabilir, SQL'den geliyor olabilir veya buluttan geliyor olabilir. Bulut servislerinden geliyor olabilir. OneDrive ve SharePoint bulut servisidir. Dolayısıyla OneDrive'da tuttuğunuz bir Excel dosyası bir nevi bulut veri kaynağı sayılır. Power BI Desktop'ta veri kaynaklarından veri okumanın iki farklı yöntemi vardır. Eğer SQL gibi nizami veri kaynaklarıyla çalışıyorsak, veriyi import edebiliriz. Veya veriye direct query ile bağlanabiliriz. Bunun detaylarını daha sonra gireceğiz ama bizim kullanmamız gereken yöntem genellikle %95 hatta %99 import etmek olacak. Yani veri kaynaklarından okuduğumuz veri Power BI dosyamızın içine alacağız. İlk yaptığımız iş genellikle veri kaynaklarına bağlan, veriyle ilgili temizlik gibi, transformasyon gibi, filtreleme gibi ne yapmamız gerekiyorsa yap. Yani ETL kısmını yap Power Query ile veri modelini kur, veri modeli üzerinde çalışacak metrikleri yaz, raporları oluştur ve kaydet. Kaydettiğimizde bizim karşımıza çıkan dosya uzantısı PBX olan bir dosya. Power BI dosyası. Eğer bu dosyayı bulutta yayınlamak istiyorsak bu dosyanın büyüklüğü free ve pro lisansı için 1 GB'ın altında olmak zorunda. Publish etmek demek. Oluşturduğumuz veri modelini buluttaki bir çalışma alanına göndermek demek. Yayınlamak demek. Oluşturduğumuz modeli çalışma alanında yayınladığımızda ki bu kendi çalışma alanımız olabilir veya başka kişilerle ortaklaşa paylaştığımız başka bir çalışma alanı da olabilir. Çalışma alanında modelimizi yayınladığımızda iki tane şey oluşur. Bir dataset bir de raporlar. Modeli bulutta yayınladıktan sonra modele bağlı raporları diğer kullanıcılarla paylaşabilmek için iki farklı yöntemden birini seçeriz. Ya modeli yayınladığımız çalışma alanında, çalışma alanına kullanıcıları davet ederiz farklı yetkilerle. Örneğin sadece raporları görüntüleyecek olan kişilere viewer yetkisi veririz. Raporları değiştirme yetkisi vermek istediğimiz kişilere contributor veya member yetkisi veririz. Veya bu çalışma alanı üzerinden Power BI App dediğimiz bir nevi aplikasyon oluştururuz. Yani çalışma alanlarına kullanıcıları davet etmek veya çalışma alanında yayınlanmış bir modeli APA çevirmek raporları paylaşmanın iki farklı yöntemi. Eğer çok fazla sayıda kullanıcı varsa app yöntemiyle raporları diğer kullanıcılarla paylaşıyor olmak daha avantajlı oluyor bazen. Ama çalışma alanlarına kullanıcıları davet edip yetki vermek gayet pratik yöntemlerden biri. Peki raporlarımızı paylaştık. Diğer kullanıcılarla, app yöntemiyle veya workspace yöntemiyle, çalışma alanı yöntemiyle. Devamında yaptığımız şey, bu makinemizi, PC'mizi kapatacağız. Aradan çekileceğiz. Ve on-prem tarafında, eğer kullandığımız veri kaynakları on-prem'den geliyorsa, On-prem'deki veri kaynaklarını gören bir makineye Gateway uygulamasını kuracağız. Gateway'in ayarlarını bulut tarafında da yapacağız. Ve Power BI bulut sistemi, bulut servisi bizim Gateway'de tanımladığımız saatler üzerinden bizim on-prem kaynaklarımıza gelecek. Okuduğu veriyi, değişen veriyi raporlara yansıtıyor olacak. Ekosistem kabaca bu. Eğer kullandığımız veri kaynakları sadece ve sadece buluttan gelen veri kaynakları ise OneDrive gibi veya SharePoint gibi veya OData gibi o zaman bir gateway kurmaya da ihtiyacımız yok. Ama kurduğumuz veri modelinde en az bir tane on-prem veri kaynağı varsa CSV, network'teki bir Excel dosyası gibi o zaman gateway'e ihtiyacımız var. Bulut'ta yayınladığımız bu raporlara kullanıcılar iki farklı şekilde erişir. Ya herhangi bir standart browser Chrome, Edge ne kullanıyorsanız erişirsiniz ya da mobil aplikasyonlarla erişiriz. Mobil aplikasyon dediğim Power BI'nin kendi mobil aplikasyonu. Android her türlü işletim sistemi için mobil aplikasyonu var. İsterseniz şimdi Power BI desktop'ı makinemize kuralım öğrenmeye devam edelim. Power BI Desktop'ı iki farklı yöntemle makinemize kurabiliriz. Microsoft Store'u kullanıyorsak Power BI diye arattığımızda karşımıza Power BI Desktop'la ilgili, Power BI ile ilgili üç farklı aplikasyon çıkacak. Bunlardan Power BI Desktop'ı seçip kurabiliriz. Power BI dediği aplikasyon bizim mobil aplikasyonumuz. Raporlara erişmek için kullanabileceğimiz aplikasyonumuz. Paginated Reports'lara sıra geldiğinde gene Microsoft Store'dan Power BI Report Builder'ı indirerek kuracağız. İkinci bir opsiyon Power BI Microsoft.com, Products, Power BI Desktop, Download Free veya diğer opsiyonları seçip 64 bit versiyonu indireceğiz dosyayı indirdikten sonra yapmamız gereken şey basit bir setup. Next, next, Power BI Desktop makinemize kurulu. Hangisini tercih edelim? Her ikisini de kullanabilirsiniz. Çok farkları yok. Ama Microsoft Store'dan Power BI Desktop'ı kurarsanız herhangi bir ekstra güncelleme yapmaya gerek kalmadan otomatik olarak kendisini güncelleyecektir. Dolayısıyla biraz daha tercih edilebilir bir yöntem diye düşünebilirsiniz. Ama tercih size kalmış. Her ikisi de geçerli.